güzel kızım annesini almaya mı gelmiş? Geldim. Anne, sendeki bu spor disiplinini görünce gerçekten kendimden utanıyorum ya. Bir şeyi ya iyi ve tam yaparsın Biricik ya da hiç yapmazsın. Evet. Öyle laf olsun diye yarım yamalak, vasat bir ilişki yaşanmayacağı gibi. Laf döndü, dolaştı yine beni buldu. Nasıl yapıyorsun bunu? Yok öyle bir şey kızım. Senin aklın fikri Selim'de olduğu için her şeyi oraya çekiyorsun. Üf anne, başlama şimdi Asena gibi kritikler yapmaya. Buradaymış zaten. Karşılaşmadınız mı içeride? Yumurtlamadığın bir şeyler hakkımızda. Vallahi Asena'nın bugünlerde seni düşünecek vakti yok. Aklı başkasıyla meşgul. Ne? O ne demek şimdi? Asena Kutlusay yeni spor hocasıyla cilveleşiyor demek. Ne? Yok artık. Ha! Anne bu bomba bir haber. Ay acaba İhsan amcacığımın haberi var mı? Kulağına bir gitse. Biter Asena. İhsan gözünün yaşına bakmaz. Bakmaz. Aman neyse bizi ilgilendirmez zaten. Biricik sağda solda konuşup Asena'yı üstümüze sıçratma lütfen. Aman canım bana ne? Asena'nın aşk hayatından. Anne. Hani benim sevdiğim Aslı vardı ya. Pilates hocası. O çalışıyor mu burada? Biricik. Ne? Ne oldu? Hayır ben sıkıldım artık evde tek başıma spor yapmaktan. Buraya da gelemiyorum, üşeniyorum. Bir de milletle üst üste iğrenç. Ha, diyorum ki evde tekrar pilates dersi alayım. Evet evet alayım. Alayım yani. Serra. Sen burada mı çalışıyorsun? Housekeeping. İtiraf ediyorum, gördüğüm en etkileyici housekeeping elemanısın. Siz bugün dönmüyor muydunuz? Ha evet, akşamüstü uçağım. Dönmeden aşağıda bir kahve içeyim diyordum. Öyle mi? Gel. Sana da bir kahve ısmarlayayım. Kurallar. Otel müşterileriyle çalışanların muhatap olması yasak. Ne saçma bir kuralmış. Hizmet edenlerle hizmet alanlar farkı değil. Ayrı dünyaların insanı izliyorsun yani. Peki kaç tane temizlemen gereken oda kaldı? 837 kaldı. Benim oda temizlemen gereken son oda mı? Düşündüm de ben kahvemi en iyisi odamda içeyim. Sen de işini yapmış oluruz. Böylece sohbet etmiş oluruz ha. Ne? Nasıl yani? Oda doluyken temizlemek de mi yasak? Yok yasak değil. Hadi o zaman. Çok tutma merak etme.
beni çok şaşırtıyorsun. Hakkımda bu kadar çok şey bilmene inanamıyorum. Fan olmak böyle bir şey. Öyle mi? Gerçi eski vücut hatlarımdan eser kalmadı. Yıllar geçti. Yok. Bence gayet iyi durumdasınız. Tabii çocuk yapmamış olmanızın da illa formunuzu korumanızda katkısı olmuştur ama muhteşem bence. Öyle diyorlar. Onda etkisi olabilir ama bilmem. Belki de doğursaydım yine böyle formda olabilirdim. Bilemeyiz tabii. Sahi niye yapmadınız hiç çocuk? Mesela sizin kadar güzel, zeki bir kızınız olsun istemez miydiniz? Yanlış bir şey mi söyledim? Gel sana yeni koleksiyonumu göstereyim. Ne koleksiyonu? Pul koleksiyonu gibi oldu. Benim işimi asırı yok. Evet, sen anladın beni. Niyetim kötü değil. Vay vay vay. Bunları ben çizdim. Bak. Favorim de bu. En çok bunu beğeniyorum. Evet. Çok seksi. Sen bir de beni seri üretime geçtikten sonra gör. Beni kimse tutamaz. Ona ne şüphe? Çiçeğiniz var Hasan Hanım. Bırak oraya.